Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok değerli Kur'an dostları inşallah iyisinizdir. Yeni bir Kur'an dersimizde tekrar birlikteyiz. İnşallah buraya kadar geldiniz ve rahatça çalışarak anlayabiliyoruz inşallah. E, 139. Kur'an sayfasındayız. Bugün En'am suresinin 95'ten 101. ayetlerinin sonuna dek işlemeye gayret edeceğiz. Rabbim hepimize anlamayı, ve başkalarına da anlatabilmeyi, öğretebilmeyi nasip etsin inşallah. Euzu billahi al-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe falikul habbi ven Doğrusu Allah gerçek şu ki Allah falikul habbi ven neva. Tohumu ve çekirdeği yaratandır. Falik hemen kelimeleri de bakalım. Arkadaşlar bak yaran, yarıcı yani e, çatlatarak e, o e, tohumu, e, çekirdeği içinden neleri çıkarıyor? Bakın yukricül hayye minel meyyeti ölüden diriyi çıkarır veya çıkaran deyip bu tarafa bağlayabiliriz. E, çıkarır ve muhricul meyyeti minel hayye ölüden diriyi demişti burada. Şimdi de deriden de ölüyü çıkarandır. Burada bakın yuhricu diye e, muzari fiil kullandı. Ahrece yuhricu ifal babından. Burada da aynı fiilin bakın yuhricu yu yerine mu koyunca ne oluyor? İsmi faili. Muhricu. Tabi bunu da muzaf muzafun yani isim tamlaması yapmış. Muhricul meyyidi. Ölüyü çıkaran manasında. Burada çıkarır, hani e, tam motomat e, tercüme edecekse. Evet, tohumu ve çekirdeği yaratan, e, yarıp çıkaran, yarandır dedi. E, tabi toprak bir vesile oluyor. Bitkileri, ağaçları, kayaların içinden o yeşillikleri e, çıkarıyor ve hiçbir zaman yanlışlık olmuyor. Domatesin tohumundan yanlışlıkla biber çıkmıyor. Ölüden diriyi, yani ölü toprak tohum ve çekirdekten o yetişen, büyüyen kayaların içinden bile çıkabilen fidanı çıkarmış oluyor. deriden de ölüyü mesela tavuktan da yumurtayı çıkarandır. buyuruyor Rabbimiz. Zellekümullahu <laughs> işte bütün bunların hepsinin yerine zalikum <laughs> işte bu size anlatılanlar dolayısıyla Zalikullahu o işte Allah'tır. Fe enna tufekun e, o halde fesi yani o halde enna nasıl e, tufekun çevriliyorsunuz. Bakın hangi fiil var burada? Efeke. E, hemen bakalım buradan. Evet efeke ye efikü. Efeke ye efikü çevirdi. Ama bizim dersimizde tüfekün. Efeki ye efekü. Şimdi birinci hani muzari meçhulde nasıl oluyordu? Birinci harf ötre sondan bir önceki üstün olursa meçhul oluyordu. Tüfekün çevriliyorsunuz. Çevirirsiniz değil de çevriliyorsunuz. Buradaki vavnundan da onun e, olduğunu anlamış oluyoruz. Değerli arkadaşlar yani hayatın döngüsü yani durum bu kadar gerçekken önünüzdeyken nasıl oluyor da Allah'tan çevriliyorsunuz buyuruyor Rabbimiz yani hayatın döngüsü Allah'ın yaratma gücü böyle bitkilerin tohumdan filizlenmesi hayvanların insanların doğumu hepsini bakın bunlara dikkat çekiyor yani kainat ayetleri yani diriden ölüyü çıkartma hani yaşam sona eriyor, bitkiler ölüyor, tekrar onun tohumdan tekrar e, çıkıyor arkadaşlar. E, dolayısıyla da tohumları, çekirdekleri yaratan dedi ya burada tohumu ve çekirdeği yaran çıkaran yarandır. E, hepsini ölümün ardından e, tekrar dirilişini gerçekleştiriyor Cenab-ı Hak, e, onları büyütüyor, e, yararak ve böylece canlı organizmalara dönüştürüyor. Yani görünüşte cansız ölü gibi görünen her varlık aslında içinde yeni bir canlının oluşumunu barındıran maddeler. Böylece ne oluyor? Allah ölüden deriyi çıkarabilme gücünü Allah'ın ifade etmiş oluyor. Aslında ahireti tekrar dirilmeyi, bütün bu olguların Allah'ın kontrolünde olduğunu. ...bize bilinçlendiriyor Rabbimiz... ...bu ayetlerinde... ...hemen irabına bakalım... ...inne tekit ve nasb harfi... ...Allah'a innenin ismi olduğu için... ...mansup yani üstünlü... ...faliku innenin haberi olduğu için... ...merfu... ...arkadaşlar... in ...aynı zamanda muzaf çünkü el yok... ...tenvin yok... ...ikinci isimde esre almış... ...o halde muzaf... Muzafun leh", ...yani bu ikincisi muzafun leh olduğu için esre oldu... Yani tohumun yaranı. Ve neva çekirdek. Çekirdeğin yaranı. Çekirdek az önce göstermiştik. Durdurup bakabilirsiniz. Yuhricu. Şimdi ahricu yuhricu ifal babından. Muzari fiil. Yuhricul hayye. Hay diri demek. Yaşayan demek. Canlı demek. Diriyi çıkarır. Minel meyiti ölüden. Ve muhricul meyyiti. Yine aynı şekilde ölüyü de minel hayyi diriden e, çıkarandır. Ee, evet. Burayı söyledik. E, Yuhrucu muzari fiil ifal babından dedik. El hayye meful olduğu için mansup. Minel meyyiti car mecrur. Harfi cerden sonra gelen esra oldu. Vav atıf harfi. E, Muhricul derken. E, Muhricu yuhricu fiilinden ismi fail yapıldı çıkaran manasında ve muzaf el yok tenvin yok çünkü el meyiti ikinci isim çünkü esre e, muzaf leh olduğu için esre minel hayde min harfi cer el hayde -hay e, mecrur isim. Zalikum arkadaşlar işaret ismi. tabi yeni bir cümle başladı o halde işaret isimleri de isim cinsinden olduğu için mübteda. E, Allahu haber haber olduğu için merfu. E, Fe'si bağlaç e, Enna aslında soru ismi enna nasıl derken hani hal deniliyor çünkü nasıl sorusun cevabı bize hal verir keyfede hal olarak isimlendirilir gramerde burada da aynı şekilde enna haldir tüfekünde meçhul muzari fiil dedik buradaki çoğul olduğunu gösterdi. Tabi meçhul fiilin nesi olur? Naibi fail olur. Buradaki cemi vavı da naibi fail oldu. Naibi fail tabi böyle zamirler hepsini ne diyorduk? Mahallen merfu naibi fail merfu olduğu için. Evet falikul esbah. Aa, bak aynı kelime burada da geçti. Burada falikul habbi tohumu yaran dedi. burada da falikul esbah. İspah hemen bakalım sabahı yarıp çıkaran hani ispah fecir vakti yahut gündüzün başlangıcı sabahı manasında arkadaşlar. Falikul ispah sabahı yarıp ortaya çıkaran sabahın yarıcısı demeyiz sabahı yarıp ortaya çıkarandır. Zaten ismi faillerde buzari fiil gibi tercüme edilirler biliyorsunuz. Tabii konuşma dili aslında burada hüve, hani tam bir cümle yazı dili olmuş olsaydı, hüve falikul isbahi o, sabahı yarıcısıdır, yar, yarıp ortaya çıkaranıdır diyecektik. Yani burada nasıl tohumu çekirdeğin içinden, hani ölü ölünün içinden filizlenip çıkan bitkileri söylüyorsa, Aynı şekilde bak diyor ki sabahı da böyle yavaş yavaş Rabbimiz ortaya çıkarıyor. Evet hüve mahsuf müftedasının haberi e, buradaki faliku aynı zamanda muzaf el isbahi muzafun leh olduğu için e, mecrur arkadaşlar esreli. Ve cealel leyle sekene ve şemse vel kamer husbana. Ve cealel leyle sekenen, sekenen, sükun, dinlenme, Eee Geceyi bir sükun ve dinlenme kıldı ve şemsa ve kamera güneşi ve ayı da husbanen e, hesap ölçüsü kıldı. E, yaptı yarattı yani. Bakın seken, sükun, teskin etme, husban sayma, e, hesap bize bize de geçmiş yani. Eee işte bu takdirul aziz alim alim işte bu söylenen şu cümle yani olan cümlenin anlattığı olay takdirül azizil alim üstün olan ve alim olan her şeyi çok iyi bilen mübalağalı ismi fa'il bunlar değil mi Allah'ın isimleri Allah'ın isimlerinin önünde hep böyle el takısı olur diğerlerinden farklı olarak alim her şeyi çok iyi bilen ve üstün olanın takdiridir bu şekilde bakın karanlıkları yarıp ne yapıyor aynı zamanda sabahı ortaya çıkarıyor. Yani karanlıkları aydınlığa çevirip yeni bir günü yarattığını yani aynı zamanda bu her yeni günle birlikte bize de umut vermiş oluyor değil mi? Yeniden canlanıyoruz. Her gün yeni bir başlangıç. Her gün bize sunulan bir fırsat aslında. Gece bir sükun ve dinlenme yani huzur bulma zamanı olarak Yaratıldığını gösteriyor İnsanlar geceliğin dinleniyor Güneşin doğuşuyla birlikte Yeni bir güne tazelenmiş olarak Başlıyor ve sonra bakın Yukarıdaki ayette Yerdeki özelliklerden söz etmişti Bakın burada da gö Göğe gözümüzü çevirdi Bunları incelememizi, Araştırmamızı istiyor Güneşi ayı bir hesap ölçüsü Diyor kılmıştır. Yani e, güneşin doğuşu, batışı insanlara günün ne zaman başladığını, bittiğini gösteriyor. Ayın evreleri de aynı şekilde e, ölçü olarak hani ayları e, geçişini temsil ediyor. Yani bu da ne oluyor? Bizim yani insanların düzenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı oluyor. E tabi bunu kim yarattı? E, bu ki, Bu düzeni Allah'ın yarattığı kainattaki düzeni ve hikmeti, bunlar kendiliğinden bir tesadüf sonucu olabilir mi? Bütün bunlar ne gerektiriyor? Bir azizlik, bir bilgi gerekiyor. Bütün bunlar için işte onda buraya bağlıyor. Alim ve aziz sıfatlarıyla arkasındaki takdiri düşün diye bütün maksadı. Hani bunları kim yapabilir? arkasındaki Allah'ı anla, onu tanı diyor yani göksel kanunlarını araştırmaya da teşvik ediyor. Aynı zamanda bunların amacını söylüyor. Bakın, geceden maksat, güneşten maksat hepsi böyle tek maksat da değil. Güneş, ay nelere nelere sebep oluyor. Tek bir maksat bile değil, değil mi? Neler neler. İşte bir güneşin e, biraz hani farklı işte patlamalar olması hepimizde mesela ne kadar telaşeye sebep oldu. Rabbim korusun inşallah öyle bir şey olmaz. Asırlarca onu bakın iç yakıtını biz koymuyoruz. Nasıl olur da sönmez değil mi o yıldızların, güneşin, ışığı çok enteresan. Yani ona o özelliği veren kim yani? Evet evrenin düzeni, işleyişi mükemmel bir tasarım. Hepsini Allah'ın kontrol ettiğini söylüyor bu ayetler bize. Zamanın önemini de aynı zamanda vurgulamış oluyor. Yani insanların ölçmeleri kullanmaları gerekiyor bu durumu. Mükemmel bir tasarım ve planlama var yani kainatta. Bizim de aynı şekilde hayatımızı düzenli yapmamız lazım çünkü bütün bu zaman hesapları e, hayatımızı bizim de tanzim etmemize yardımcı oluyor yani karşılaştığımız zorluklarında bir amacı olduğunu çok şey söylüyor her okuduğumuzda ayet zaten bize başka şeyler söylüyor arkadaşlar herse her okuduğumuzda sanki o ayet yeniden vahyoluyormuş oluyormuş gibi e, hissediyoruz arkadaşlar evet e, İrabı burayı yapmıştık. Buradayız. Vav wow, atı farfi cihale mazi fiil ve cihale leyle meful olduğu için mansup arkadaşlar. Sekenen. E, cihale biliyorsunuz iki meful alan fiillerden ikinci mefulu buradaki. E, ve cihale leyle sekenen. E, geceyi bir sükun ve dinlenme e, kıldı derken. Cihalenin böyle e, daha doğrusu iki meful alan fiillerin birincisi marife olur. İkincisi nekro olur yani müpteda ve haberin e, önüne gelmiş gibi e, ama artık meful olduğu için herkeste e, mansup olur arkadaşlar. Ve şemse vel kamera husbanen, güneşi ve ayı hesap ölçüsü kılmıştır derken bu ve şemse leyleye matuf, e, vel kamera bu ayda güneşe hani matuf, husbanen de bakın yani aynı tarz ya bu. Hüsbanen de buradaki sekenene, sekenen yani sükuna matuf yani maksatları, yaratılış maksatlarından bir, bir tanesini burada söylemiş oldu. Ee, değerli arkadaşlar zalike müpteda tabi yeni bir cümle, ee, müpteda bir işaret ismi, ee, işaret isimleri zaten müpteda olur cümle, isim cümlesi olduğundan ilk elemanla isim cümlesinin mübteda denilir. E tabi işaret ismi mebnidir. Onun için mahallen merfu denilir. İşaret isimleri, zamirler, ismi mevsuller bunlar hep mebnidir. Onun için e, ne diyoruz onlara? Mahallen hani e, ne yerine gelmiş? Mübteda mahallesine gelmiş. E, Mübtedanın mahallesinde hep ötre var. Damme var yani. E bu ne oldu? Mahalli itibariyle e, merfu diyoruz o zaman işte. Mahallen merfu diyoruz. Niye? E, diğerlerindeki merfuyu unutmamak için. Hani böyle e, bizim çünkü Türkler olarak, yabancılar olarak anlamamız iraba bağlı. Ya zaten Kur'an'ın başında vakit geçirmek ibadet değil mi? E, Rabbim ey he, her şeyini en iyi şekilde anlamayı nasip etsin. En çok da mesajlarını, tefsirini, açılımlarını, bugüne bakan yönlerini anlamayı nasip etsin. Evet hepimize inşallah. E, takdiri haber oldu burası müpteda takdiri haber e, onun için merfu aynı zamanda muzaf el azizi e, buradaki esreden muzafın leh olduğunu anlıyoruz e, aynı zamanda e, alim bakın e, mevsuf alim e, azizin sıfatı e, olduğu için onunla aynı harekeyi aldı çok iyi bilen ve üstün olanın takdiridir yani Allah'ın takdiridir. Ve huvellezi ceale lekumun li tehtedu biha fi zulumatil berri vel bahri. Ve huve ve o Allah الذي ceale lekumun yıldızları sizin için e, yaratandır. Niçin li tehtedu? İhtida yehtedi yehtedi o doğru yolu bulması teh senin ama çekimini düşün teh dediği teh dedi yani tehtedune. li gelince nunun düşmesiyle mansup olur çünkü li nedir talil yani sebep ve nasp harfi nunun düşmesiyle mansup oldu heda iftel babına girdi ihtedaiy yehtedi oldu e, do, bulmanız için bir onlarla yani bu ha da yıldızlara gidiyor. O yıldızlarla bulmanız için e, yol bulmanız için doğru yolu bulmanız için bir ha fi zulmatil berri vel bahri zulmetin ço çoğulu zulmat karanlıklarında fi zulmatil berri karanın vel bahri denizin denizin ve karanın karanlıklarında e, kendileriyle ee, yol bulmanız için yıldızları e, size yaratandır. Bak, sizin için e, tabi pek çok gayesinden birisi de e, yıldızların hani e, ne dedi onunla yol bulmanız için. Yani eskiden insanlar çok hani eski dönemlerden beri yolculuk ederlerken böyle yön tayininde bazı yıldızların yıldız kümelerinin e, den faydalanıyorlar da yol buluyorlar. Yani henüz pusulanın icat edilmediği zamanlarda bu tabi baya bir önemliydi. Hala daha modern imkanların bulunmadığı şartlarda dünyanın her tarafında önemini hala koruyor. E, tabi e, Allah'ın bu düzenini devam ettirdiği sürece e, aynı zamanda Allah'ın da e, ilahi kudretin de işaretleri e, oluyor bize. Quad fassalna ayatleri kalmiye alamun. Quad fassalna fassal ifasal tafsilan fassalna e, tafsilotli bir şekilde ayrıntılı bir şekilde e, açıkladık kesinlikle katmazinin önünde ne yapar e, tahkik yani tekit yapar kesinlikle açıkladık el ayati ayetleri likalmiye alamun bilen bir toplum için Bak Allah bilen bir toplum olmamızı istiyor ve Kur'anı da böyle bilenlerin e, bilgi sahibi olanların çok daha iyi anlayacağına da işaret e, veriyor. Bir, hep devamı, bakın bunu hep görüyoruz ya. Allah Teala bilgilenmemizi istiyor her konuda. Yani bak yukarıdan aşağıya bir yerdekilere dikkatimizi çekti, araştırmamız, faydalanmamız için bir gökteki konumlara işaret etti yani bilgiye devam etmemize bilgiye değer verdiği için Rabbimizin böylece evrenin işleyişi hakkında icatlar hakkında çok daha fazla anlayış kazanabiliriz. Yani bakın ne diyor? Bilen bir toplum için ayetleri diyor ayrıntılı bir şekilde diyor. açıkladık diyor. Yani bu bilgi anlayış zorlukların karmaşıkların üstesinden gelmemize de, yardımcı olabilir aynı zamanda. Yani hayatımızın her alanında bilgi çok önemli. İrabına bakalım. Ve hüvellezi derken vav atı farfi, hüve mübteda e, munfasıl yani ayrı zamir onun için mahallen merfu ellezi kısmı haber haber bir ismi mevsul ismi mevsuller mebni yani sonları değişmediği için haber de merfu olacağı için ne diyoruz mahallen merfu ismi mevsulden sonra gelen daima nedir sıladır sıla burada bir mazi fiil cümlesi leküm derken cer mecrur artık onları biliyoruz en nücume neden üstün oldu? Meful olduğu için. Cale'nin mefulu Li tehtedu derken, li burada sebep ve nas parfi tehtedu, ihtidayet dediğinin nunun düşmesiyle mansup muzari. bir hacar mejur. Fi harfi cer zulümati derken fisi harfi cer zulümati hem mejur isim hem de el yok, tembi yok muzaf el berri bakın muzafın leh ve esre, esreli yani mecrur. E, vav atıf harfi e, bahri, e, berriye matuf. Onun için o da mecrur, esreli olarak geldi. E, kat tahkik e, harfi, Fasalna Arkadaşlar Kur'an tahlili eserimizde e, bu uzun uzadıya söylediklerimizin açılımı var. 12. cilt halinde e, azim dağıtım tarafından basıldı. Ee, orada daha ayrıntılı bulabilirsiniz ve Türkiye'nin her tarafından haberler alıyoruz din görevlileri e, böyle arkadaşları kendi aralarında toplanıp e, haftada bir gün ya da iki gün o şekilde ders yapıyorlar e, Allah hepsinden razı olsun giderek inşallah Kur'an'ı anlayarak okuyanlar e, çoğalacak kim bunlara vesile olursa Allah ondan razı olsun o arkadaşlarının sevabı da ona gelecek hepimize hepimize gelecek inşallah e, fassale dedik fassale yufassil tafsilen tefil babından mazifi nası faili ayati e, meful olduğu halde neden üstün olmadı el ayete kelimesi eğer tekil olsa el ayete olacaktı ama cemi müennes salim ismin mansup hali böyle kesrayla gelir fasalinal ayati Evet li harfi cer kavmin mecrur isim aynı zamanda mevsuf. E, çünkü e, yukarıda secavent yok, tığdırağı yok, bir şey yok. O zaman arkadan gelen fiil e, onun nesi olur? Sıfatı olur. Çünkü nekra kelimeden yani tenvinli kelimeden sonra gelen cümle o e, kelimenin sıfatıdır. E, nasıl bağlıyoruz sıfatı o zaman cümleyi? Bilen bir kavim için bir kavim için biliyor denmiyor değil mi arkadaşlar kavimde topluluk ismi onun için ya dedi e, ee, tabi muzari fiil cümle cümleler de mahalli irap alır ee, böyle sıfat olduğu zaman o zaman ne diyoruz ee, kavminin sıfatı olunca bu da esra olunca ne oluyor Mahallen mecrur olmuş oluyor niye sıfat mevsufuna her konuda uyar ama e, cümle olduğu için mahallen irap aldı ve o alledi min nefsin waheedetin. Ve o alledi inşa e, etkin. O sizi inşa edendir. Inşa ettiğin inşa inşa infal babından e, yaratandır. İnşa edendir e, min nefsin waheedetin. Bir tek nefisten, bir tek özden sizi inşa edendir. Yani bize sesleniyor. insanlığa sesleniyor. Ve akabinde müstekarun, ve müstevdaun akabinde de e, bir yerleşme yeri istekarra yestekirru'dan ismi meful burası arkadaşlar hani yestekirru ye yerine mu koyunca ne oluyordu müstekirrun derse ismi fail müstakarru'n derse ismi meful şimdi arttırılmış fiillerin ismi mefulleri en zamanda ismi zaman ismi mekan olarak kullanılıyordu e, derslerimizden hatırlayalım ee, bir dakika şeyini de gösterelim bak bak burada da istevde ay diyor ee, bu karar e, kılma yeri yerleşme yeri müstevde istevde ay istev bakın bu da veda daha kökü istifal babına girmiş her ikisi de ee, istevde ay müstevdi müstevdiun değil de müstevde bir önceki üstün olması ismi meful Burada da emanet yeri aynı zamanda isim mekanlar oluyordu arttırılmış fiillerin. Kelimenin kendisini de gösterelim. Arkadaşlar ha, bak. İstakarra yestakirru ismi mefhul istifal var. Yerleşme mekanı, yerleşme zamanı. Şimdi burada da e, istevda yestevdiudan müstevdeun yani müstevdiun değil müstevdeun. Emanet yeri, emanet etme, emanet e, edilme şimdi ne dedi Rabbimiz o sizi tek bir nefisten inşa eden akabinde de size bir yerleşme yeri ve bir de emanet yeri emanet olarak kalacağınız yeri belirleyendir dedi şimdi önemli olan burada arkadaşlar nefis kelimesi hani tek bir nefisten sizi inşa edendir dedi Nefis kelimesi farkındaysanız arkadaşlar müennestir semai mühennestir. Bakın vahidetin zaten sıfatından da belli oluyor. Nefsin vahidin demedi. Nefsin vahidetin çünkü semai müennes. O zaman bu Hazreti Adem değildir diyen olmuş. Peki tek bir nefis, tek bir öz, tek bir can olarak hani baştan... Şimdi bu nedir manasında bayağı bir tartışma olmuş arkadaşlar. Bazı müfessirler hani böyle olsa da bu Hazreti Adem'dir diyen olmuş. Bazıları işte Enbiya 30. ayetine dayanıp işte canlıların kökenin su olduğunu düşünürsek nefis cevheri yani insan cevherinin suyun toprakla birleşmesinden olan insanın aslını söylemiştir denmiş. Ee, yani insanı yaratıldığı ilk cevher e, diyoruz, e, e, gerisini Allah'a bırakıyoruz. Ahirette zaten hepsini öğreneceğiz e, arkadaşlar. E, genellikle Hazreti Adem'in e, kastedin peki bu arkasından müstakar ve müstevda ne oldu? E, müstakar hani yerleşme e, yeri yani karar kılma yeri nedir? Yeryüzü olabilir demişler yerleşme yeri. Yani ana hani akabindeki bu f'den dolayı ana rahmi olabilir. Hani yaratıldıktan sonraki bu özü takiben diyen olmuş. Müstevda hani emanet olarak gideceği yerde kabir veya babanın sulbü diyenler olmuş arkadaşlar. Taberi mesela bunların hepsi kastedilebilir diyor. Yani eski ve yeni tefsirlere bakıyorsunuz hep burada birbirini takip eden iki muayyen hani bir değişim var yani bir yerleşme yeri var sonra tekrar giden bir emanet yeri var böyle bir anne karnında mesela üç karanlıkta diyordu değil mi hep böyle devam yani ilk yaratılıştan itibaren insanın varlığı devamında hep böyle intikal ediyor. Bir şeyden bir şeye intikal ediyor. E, varlığının her safhasında hem bir karar var hem de intikal var. E, emanet halinde bulunma durumları var. işte şimdi de dünyada buradayız. Yani e, cennet cehenneme varana kadar e, böyle insanı saklayan e, yerler var işte babanın sulbü, annenin rahmi, toprağın üzeri, yerin altı, ondan sonra haşir yeri. Yani hem karar hal var hem de gelecekte olabilecek durumları var. Yani hepimiz tabi önemli ama burada alttaki bakın çok önemliydi. Ne diyor Rabbimiz katfasalnal ayati li kavmi yefkahun. Şimdi bak yukarıda Bil, bil, bilen bir toplum içinde de musunuz nasıl araştırmaya bizi sevk ediyor. Ama Kur'an'dan ne kadar uzak çünkü kimse araştırmaya yönlenmek istememiş, hep böyle anlamadan Kur'an'ı asırlar geçmiş arkadaşlar ya. Yani belli bir zümre öğrenmiş. Şimdi ama daha çok daha çok insan rahatlıkla öğrenebilecek düzeyde Allah'ımızın izniyle açtı Rabbim yolları açtı bak. Biz burada oturduğumuz yerden siz değerli kardeşlerimize bunları sunabiliyoruz Rabbimize çok şükürler olsun siz de birilerine vesile olun arkadaşlar yani öğrenmesine toplanıp böyle iki arkadaş bile olsa hani bir cemaat bir... Yani Allah'ım hepimize yardım etsin. Bak burada da aynı. Bak likami yefkahun. Anlayabilmek için, iyi anlayan bir toplum için biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıkladık diyor. Yani arkadaşlar görüyorsunuz iyi anlayan bir toplum. Yani Cenab-ı Hak bak ben size diyor ayrıntılı bir şekilde fassalnel ayati. Ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Ne için? iyi anlayan bir toplumu oluşturmak için bunu yaptık diyor yani. Evet demek ki Allah'ın yaratma planında insanın çok özel bir rolü var. Sorumluluk taşıyor, insana sorumluluk verilmiş, emanet verilmiş. Arkadaşlar hayatın bir anlamı amacı var. Onun için böyle amaçsızca, hedefsizce e, laylaylon bir hayat yaşayamayız arkadaşlar. Bakın hep ne dedi? Müstakar müstevda. Müstakar müstevda. Hep böyle bir aşamadan bir aşamaya geçiyoruz e, arkadaşlar. Evet. Ee, hemen İrabı. Vav at farfi hüve mübteda. Tabi mufasıl zamir ayrı zamir. Mahallen merfu oldu. E, ellezide ellezi de haber oldu. Tabi isim mevsul mebni olduğu için mahallen merfu oldu. İsim mevsulden sonra gelen sıla, sıla ifal babından mazi fiil e en şe'e inşa'en. Hani ne e kökü ya bu kalıba girince ifal babına en e. Bak sonunun üstün olması mazi fiil olduğunu gösteriyor. E, küm de onun mefulü. Tabi meful zemir olarak geldiği için Mefhul de mansup olduğu için mahallen mansup diyoruz. Hani cezim gördüğümüz halde e, nasp mahallesine gelmiş. Ya fi mahalli nasp e, ya da mahallen mansup diyoruz. Evet. Min nefsim vahidetin min harfi cer. Nefsim mecrur isim. Aynı zamanda bakın e, sıfat damlaması var burada. İlk kelimeye ne diyoruz? Mevsuf vahidetinde sıfat. Sıfat mevsufuna her konuda ne yapar? Uyar. Tekil tekil. müennes, müennes. Ee, çoğul çoğul her bakımdan. Fe müstakarun. Şimdi burasının teminli oluşu arkadaşlar bunun bir haber olduğunu gösteriyor. Öyle değil mi? Ee, e, dolayısıyla e, ha, ama e, şöyle bir durum var arkadaşlar. Burada leküm müstakarun. Yani bu cümlelere alışıyoruz yapa yapa. Ee, hani öyle sanmayın demek isteyecektim. Yani e, ee, harfi başlıyor diyor bazı cümle. Leküm müstekarun. Yani sizin için var bir yerleşme yeri, bir karar kılma yeri var. Ve müstevdeun bir de emanet bırakılma, e, geçici olarak bırakılma hani yeri var. E, yaratılış aşamasından sonra e, yerleşme yeri. Derken yani leküm müstakarun Ama konuşmadan anlaşıldığı için Yani leküm olarak takdir edilen e, Mahsuf haberin e, Önce gelmiş e, Mukaddem Mahsuf e, haberin Müpteda muakkarı Niye e, ona e, Öyle dedik Leküm çünkü harfi le başlayınca Ne oluyordu arkadaşlar Harfi başlayınca bir cümle e, haber mukaddem diyorduk değil mi? Haber mukaddem oluyordu ya harfi cerle başlayınca. Bu durumda da burası ne oluyor? Müpteda muhakkak sonraya kalmış. Müpteda olmuş oldu. Vav atı harfi müstevda da müstakara matuf olduğu için onun gibi hareke aldı. Kat tahkik harfi fassalna fassalı yufassilü tafsilen tefil vavından e, fiili mazi nası faili. Tabi fail olunca da mahallen merfu diyoruz. Bu ref zamiri. Yani eee e, faili söylediği için e, diyoruz. El ayati deyince e, fasal namın mefulu e, dolayısıyla da e, el ayete tekili bu ayati cemi mühennes salim ismin mansup hali kesra ile geldi. Li kavmin derken li harfi cer kavmin mecrur isim aynı zamanda mevsuf. Ha yine nekre kelimeden sonra gelen bu fiil cümlesi fekihe kaho Arkadaşlar bunu e, peki gördünüz mü gösterelim. Uzatacağız diye de böyle e, tedirgin oluyorum. Burada var arkadaşlar. Durdurup e, bakabilirsiniz. Hepsi var yani kelimelerin e, evet e, iyi anlayan bir toplum için. Yani nekre kelimeden sonra bu muzari fiil cümlesi mahallen mecrur olarak eee kavmin kelimesinin sıfatı kavim e, çoğul bir isim olduğu için e, fiilde aynı şekilde e, çoğul olarak geldi. Ve huvellezi enzele mine sema ima en. Ve huve o ellezi enzele indirendir mine sema e gökten ma Su indirendir. E, gökten su indirendir. Bakın o indirmese nereden biz suya kavuşabiliriz diye her şeyimiz o suyla e, susuz ölürüz yani yani alimler ne diyor üç gün susuz yaşayabileceğimizi söylüyor ya, aşla biraz daha dayanılabileceğini söylüyor Rabbim hepimizi muhafaza etsin e, ve ve lezi derken vav atı farfi e, hüve müpteda munfasıl zamir mahallen merfu ellezi enzele Arkadaşlar tabii e, tabi haber ismi mevsul mahallem merfu enzele e, sılası mazifi cümlesi min harfi cer semai mecrü isim ma en mefulü bakın enzelenin meful olduğu için böyle mansup olarak geldi fe ahreçna bihi e, ahreci hücü babından fe atfar harfi ahreçna çıkarttık bihi onunla suya gidiyor arkadaşlar ma ene gidiyor o suyla yani biz çıkarttık nebate külli şeyin her şeyin e, nebatını yani bitkisini o onunla çıkarttık o suyla biz çıkarttık e, buraya, buraya kadar irabını yapı verelim bir daha çekmeyelim fesi atı farfi ahrici ifal babından ahrici yuhrici ihracen haricinin ifal babına girmiş hali mazi fiil nası faili bir hicar mecur nebate meful olduğu için üstün arkadaşlar bakın bu atüyü Cem Mühendis Salim zannetmeyin kelimenin kendisi böyle onun için böyle üstününü alabildi yani şu ayati gibi değil yani onu karıştırmayalım. Nebate nebat nebatün yani bu kendi e, şeyse e, biz diyor onunla o suyla diyor. Nebate külli şeyin kendisi nebati muzaf oldu. Külli e, muzafın ile külli şeyin zincirleme isim tamlaması var burada da. Külli tekrar şeyin için muzaf oldu. Şeyin muzafun leh olduğu için mecrur oldu. Ve ahrajna minhu. Ve ahrajna akabinde de çıkarttık. E, minhu ondan hadiran bir yeşillik. E, bir yeşillik çıkarttık. E, o suyla hani toprağın birleşmesi. Ee, bir yeşillik ondan çıkarttık. Nuhriju e, minhu habben müterakiben. Üst üste binmiş te, e, buradan gösteririz şimdi. E, müterakib terakibe yeterakibu e, tefaül babından. E, terakibe yeterakibu terakibe yeterakibu müterakib oldu. Yu yerine mu koyduk. ismi faili yani. E, ismi faili üst üste binen e, taneleri kendisinden e, çıkaracağımız e, bir e, yeşilliği e, ondan çıkarttık e, diyor evet her şeyin nevatını biz o suyla çıkarttık e, akabinde ondan e, üst üste binen e, taneleri çıkarttı. üst üste binmiş taneleri kendisinden çıkaracağımız bir yeşilliği çıkarttık ondan ve minen nakli hurmadan min eha onun to tomurcuğundan o hurmanın tomurcuğundan دانيتن, yakın e, salkımlar yani sarkan e, salkımları onun tomurcuğundan ve cennatin min agnabin üzüm bağlarından bahçeleri ee, yine çıkarttık ve zeytune ve Rumane zeytini ve rumane narı e, müştebihen ve gayra müteşabihin e, müştebi işte behe yeştebih e, yeştebihudan bak ismi fail gene müştebih yeştebihu müştebihun e, ama hal olduğu için mansup böyle e, üstün teminler elifin üstüne yazılır çünkü hal böyle üstün teminli olur müştebihen işte behe benzedi demek benzeyen ve gayra müteşabih e, teşabehe yeteşabehu tefaül babından makbuda birbirine benzemek demek bu iştebehe benzedi bu birbirine benzedi tefaül karşılıklı işteşlik ya bu da onun ismi faili Gayrada da olumsuzluk veriyor gayra müteşabihin birbirine benzemeyen benzeyen ve birbirine benzemeyen ee, zeytinin narı, üzüm bağlarından bahçeleri, e, sarkan e, yakın e, salkımları, o hurmadan, onun tomurcuğundan diyor çıkarttık diyor, üst üste binmiş e, taneleri kendisinden çıkaracağımız bir yeşilliği de diyor, yine ondan e, çıkarttık diyor. Şimdi buraya kadar yapmıştık. Tabii arkadaşlar bunları böyle maksat geçmek değil. Tefekkür en büyük ibadetlerden biri. Şimdi bak düşünmemizi istedi değil mi? Bilen bir kavim için, bilen bir topluluk için dedi. Şimdi aynı yağmurla sulanıyor bunlar. Aynı yağmurla. Ama aynı yağmurla sulandığı halde o kadar çeşitli ki bu bitkiler. Burada örnek verdi. Hurma dedi, e, üzüm bağları dedi, zeytin, nar dedi. E, bunlar örnekler sadece hani onların e, görebileceği örnekler saymakla bitiremezsiniz diyor değil mi başka ayetlerde. E, e, rengi farklı, e, tadı farklı, e, kimi tatlı şeftaliyi düşünsenize, mandalinayı düşünsenize. Kirazı düşünsenize arkadaşlar, hangi biri ya? Yani sadece kirazla, şeftaliyle idare edin demiyor. Yanında armutu var, üzümü var. Ya o insan nasıl deis kalabilir, nasıl ateist kalabilir ya? ya yani şunu, bak Kur'an seni sevk ediyor araştırma yapmaya, hep onu düşünmeye. Yani aynı suyla sulanıyor, aynı güneşe bakıyor değil mi? Bir demet sunmuş burada Rabbimiz bu güzelliklerden. E bu şuursuz tabiatın kör tesadüfün sonucu olabilir mi? Yani bu bitkilerin aynı suyun etkisiyle çeşitli bitkiler, yeşillik, taneler, hurmalar, yani Allah'ın yaratıcılığının sanatkarlığının e, göstergesi e, arkasından bak bakalım ne diyor. Bu, bu irabını yapalım buraya kadar. E, burayı yapmıştık. Ha, fe akrejna minhu. Yine ondan çıkar fesat farfi ahrajna mazifin. Yukarıda da söyledik bundan. Nası faili minhucar mecur. Hadiran meful olduğu için masum. Aynı zamanda nekra kelime teminli bir kelime olduğu için e, arkadan gelen bu nukh hadiranın sıfatı. Çıkaracağımız bir yeşillik. Minhu kendisinden yani ondan çıkaracağımız bir yeşillik e, olarak hani bir üst üste binmiş ta, salkımları o mandalina ağaçlarını düşünün hurma ağaçlarını umreye gittiyseniz görmüşsünüzdür kaç metre ağaç e, o hurmaların güzelliği bahçeleri e, evet ha ben meful olduğu için ma, e, mansup aynı zamanda müteraki ben de onun e, sıfatı e, vav atı farfi minen nahli derken min harfi cer en nakli hurmadan Hurmadan derken arkadaşlar şimdi buradaki e, kınvanunla bağlantılı e, ne dedi yani hurmadan onun tomurcuğundan e, yani bu en nakliden bedel e, minen nakliden bedel bu mintal iha e, dolayısıyla bakın burada bir e, cümle var e, minen naxle mental iha kınvanın. Yani burası e, haber mukaddem harfi cerle başladığı için böyle değişik e, iraplar yapanlar da olmuş ama şurası belli ki e, yeni bir hani cümle bir isim cümlesi var burada. Kınvanın bak müpteda muhakar burası harfi cerle başlayınca ne oluyordu? Haber mukaddem burası da müpteda muhakar. Aynı zamanda daniyetün onun sıfatı demek ki burası. Ee, çoğul e, salkınlar salkımlar hani her akılsız çoğul tek bir müennes hükmündedir onun için daniyetün de müennes olarak geldi sarkan salkımlar ve cennatin ee, yine e, buradaki de habbene matuf olduğu için mansup ya, yukarıdaki nebatene matuf da diyen olmuş hani bunun mef, meful şey üstünlüğü nereden geliyor derken bu e, Cemimize Müennes Salim ismin Mansup Ali Kesra ile geldi. Nekro olduğu için yine arkadan gelen şüphe cümle onun e, sıfatı oldu. Min harfi cer anabi mecrur isim. Evet e, ve zeytune. Şimdi bu zeytune hani ne dedi üzüm bağlarından bahçeler. Bu vavlar da zaten bizim virgül gibi arkadaşlar. İşte sarkan salkımlar, onun tomurcundan üzüm bağlarından bahçeler. E, zeytin, e, nar, e, nar cinsi, müştebihen ve gayrimde. Bak bu da hal. E, bunların hani cennatine ya da nebatte matuf diyen olmuş. E, yani o da olur, o da olur diyen olmuş. Ve rumane hani zeytuneye zaten matuf. E, müştebihen rumaneden hal olduğu için mansup. Vav atıfarfi gayra. E, mü, müteşabihane matuf e, bu gayra da gözükür zaten çünkü e, gayra muzaf olur e, arkadan gelen böyle muzafın leh olur arkadaşlar ve esra olur gayrı benzemez olumsuzluk veriyor aynı zamanda e, edatı olarak da hani geçiyor zaten o gelişinden hangisi olduğu anlaşılıyor ru <unzuru> ila semerihi nazara yanzuru unzur emir arkadaşlar değil mi emirler, fiil mazler mevni diye geçer. burada da nunun düşmesiyle, nunun hasfiyle, çünkü nazara yen zoru ye gidiyor, onun yerine orta harfi ötürü olduğu için böyle elif geliyor, harekesi de ötrü oluyor. Orta harf ötürü olduğu için aksi takdirde bu elifin harekesi esra olacaktı. Ötürü olmayınca esra oluyor orta harf ötre ise elifte ötre. Zaten bu et, eliften biz bunun emir olduğunu anlıyoruz. Unzur unzura unzuru bakın ila semerihi meyvesine. Bir dakika burada bayağı bir yabancı kelimeler geçti. Arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz. Şöyle bakın. El kunvud kınvan çoğul görüyor musunuz? Et talo. o. bak yaklaşan sarkan yakın olan salkımlar daniye. Bak müştevi işte ve hey işte bir o. Görüyor musunuz ismi fail? Birbirine benzeyen, benzeşen. Ha, nazara yenzuru unzur yaptık. Ha, iza esmera. Esmera meyve verdi, ürün verdi demek. Ha, yani şimdi. İla semerihi. Semer e, meyve demek arkadaşlar. E, i̇la semerihi. Meyvesine bir bakın. Şimdi bak ne oldu? Bir filizken e, dikkatimizi çekti. Şimdi e, o ölü topraktan meyve haline dikkatimizi. Ona bir bakın diyor. Yani bir tefekkür edin. ida esmera meyve verdiği zaman ve yen hi e, ne ayen, yen onun olgunlaşmasında ve meyve verdiği zamanında diyor e, meyvesine dikkat edin. Evet. Bakın. Ee, evet ne demek car mecrur orası. İza, şart ve zaman zarfı. Ee, hani cümleye muzaf olan zarflardan iza geriye kalan tabi aslında ee, nedir? Fiil cümlesi mahallen mecrur muzafın ilehtir. Yani niye? İza zarf kabul edildiği için zamanla alakalı bir kelime olarak evet esmera yusmiru ifal babından vav at harfi yen ahi derken e, evet arkadaşlar e, yen ahi evet çoğu isim e, muzaf hisi muzafın ile evet inne e, fi zalikum li kavmi yu'minun li ayatin li kavmi yu'minun inne kuşkusuz tekit ve nasb e, edatı fi zalikum Şimdi gene bak inne çünkü tekten az harf arkadaşlar cümle fi harfi cerle başlamış oldu o zaman mukaddem haber oluyor ama innenin mukaddem haberi e, dolayısıyla mahallen e, merfu olur haber e, innenin haberi şipi cümle e, car mevcudan oluşan şipi cümle mahallen merfu. L'si tekitli ama böyle innenin olduğu yerde böyle L gelir e, ve arkadan burası haber olduğuna göre burada da isminin başladığını ya da haberinin başladığını bu lamdan anlarız. Tekid lamı innenin tabi burada haber mukaddem söylenince burası da muakhar ismi sonraya kalmış ismi oldu. Cem Mühendis Salim, e, e, Salim ismin mansup hali böyle. neyle gelir? Cem Mühendis Salim ismin mansup hali Kesra ile geldi. Likavmi Bakın bu sefer de inanan bir kavim. Anlayan, fıkheden, yukarıda da ne dedi bilen bir kavim di kavmi minun bakın bu sefer de iman eden inanan bir kavim için li harfi cer kavmi isim aynı zamanda mevsuf e, nekre kelimeden sonra geldiği için burası muzari cümlesi mahallen mecur olarak e, kavminin sıfatı evet ve cealu lillahi şuraka el cinne e, calu kıldılar, e, yaptılar, koştular. Yani bu cümleye göre mana verilen e, bir fiil bu câlû. Lillahi Allah'a ort şürakâ, e, ortaklar koştular. El cinne, cinleri e, Allah'a ortaklar e, koştular. İşte görüyoruz YouTube'larda falan. E, falanca tanrı, filanca tanrı. Eee melekleri çünkü cin kelimesi hani gizlenen manasında olduğu için yani melekleri de bu işin içine katıyorlar ve halakahum bak vav hal burada halakahum onları yarattığı halde o cinleri Allah Allah'a ortaklar koştular ve haraku haraka uydurdu haraku lahu ona uydurdular Beni yine oğullar ve benatin kızlar bir gayri ilmin e, ilimsizce bilgisizce e, ona oğullar ve kızlar e, uydurdular subhanahu subhanahu e, subhanallah diye de hani görürsün subhanahu e, arkadaşlar o bunlardan uzaktır e, temizdir e, bütün bu suçlamalardan ...ve Teala ve yücedir... ...böyle fiil gibi... E, ...ama biz bak yücedir diyoruz... münezzehtir diyoruz... ...amma yasifun an artıma... ...buradaki vasafe yasifu... ...vasıflama... E, vas, ...vasıfladıkları şeylerden... E, ...yücedir... ...şimdi... E, ...arkadaşlar... ...vasıfladıkları şeylerden... ...yani... E, ...Allah da bakın insanların... ...görüyor musunuz böyle... Bu değer yargısına böyle uğruyor, hakaretlere uğruyor Rabbimiz. Yani işte bir kısım inançları insanların hala devam ediyor. İşte cinleri Allah'a ortak koşuyorlar, işte o zamanın E, Görüyorsunuz Allah'ın oğlu diyor İsa Aleyhisselam'a, işte oğullar, kızlar icat ediyor, meleklere Allah'ın kızları diyorlar. Bak onları o yarattığı halde yani yaratma öbürleri yaratılmış şeyler ortak yaratma yok ki o, onların kabiliyetinde yaratma yok. Yani ortak koştukları kimsenin elinde bir yaratma yok. Gökleri yeri her şeyi yaratan Allah. E onun çocuğunun olması böyle bir şeye ihtiyaç duyması mümkün değil yani niye çocuğu olsun? Ee, arkadaşlar yani burada cin kelimesi dediğimiz gibi meleklere de iza, izafe cin hani onlar da gizlenen manasında işte ayetlerde e, böyle geçiyor arkadaşlar nahil e, mesela şeytan da kastedilir e, diyen de var yani ama önemli olan bak burada bir inanan bir toplum için bilen bir toplum bak bilgisizce diyor bilgisizce ona kızlar oğullar Bakın. Ya Allah yani geçen hafta da geçmişti Allah. Ve ma kadere hakkı kadri Allah'a gereğince takdir edemediler diyor yani. Allah'ı anlayamadan birliğini ya bilgisince inanç geliştiriyor insanlar. E, onun vasıflarını böyle bilmediği halde uyduruyor. E, ne oluyor? Halbuki bak Allah ne diyor? E, en çok iftiraya uğrayan Allah yani her şeyi o yarattığı halde. Ama sübhane o her türlü eksikten kusurdan uydur insanların uydurduğu bu vasıflardan uzak olduğunu söylüyor ve de böyle bilgisizce inanç geliştirmememiz gerektiğini aman arkadaşlar uydurmaların sayı hadislerin Tabii ki başımızın üstünde hani sahliği ispatlandığı zaman ama uydurmaların, arkadaşlar Yahudilere Allah niye kızıyor yani kitaptan olmadığı halde tahsebuhu minel kitabı ve ma huve minel kitab kitaptan olmadığı halde siz onu kitaptan sanasınız diye diyor yani bizim Allah muhafaza dine ilave uydurma Allah'ın söylemediği kastetmediği şeyleri inanılmaz korkunç bir günah yani ee, onlar diyor bir fasık bir haber getirdiği zaman diyor araştırın diyor değil mi? Başka Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde. Burada çok dikkatli olalım arkadaşlar. Din bozulur o zaman yani din gider. Allah'ın gazabına uğrarız hepimiz. Doğru haber, doğru bilgi. Bak bilgisizce neler ortaya çıkıyor değil mi? Evet. irabımıza bakalım. Yeni bir cümleye başla. Marfi cale e, mazi fiil e, Vav kısmı faili e, lillahi carmejû şürekâ el cinne cinleri e, ortaklar koştular. Yani bu aslında e, cinneye alimler birinci meful hani hüküm koyan kısım burası bak nekre olan kısım hani ceale ikinci mefulünü e, nekre olarak alıyordu ya e, onun için bu öne geçmiş ikinci meful diyorlar. Niye vurgu bak aman ha ortak koşuyorsun ve halakahum. Buradaki hal vava, hal halakahum. hem de bu cinlere hani gidiyor. onları yarattığı halde hani bu. Hani göze gözükmeyen varlıkları Allah'a işte şimdi görüyoruz. Yok Şiva diyor, yok işte falanca Tanrı diyor. Ay YouTube'da neler türemiş, neler türemiş arkadaşlar herhalde kıyamete kadar bu hak batıl savaşı sürecek yani ne diyor bak hep yani onları da o yarattığı halde cinleri de diyor Allah ortak koşlar ve haraku uydurdular diyor haraka uydurdular ee, halaka mazi fil hüm e, e, yeni bir cümleye başlama harfi at harfi diyen de olmuştur bu değişebiliyor haraka mazi fil haraka haraka haraku lehu car benine Arkadaşlar Benune değil de Benine. Çünkü Benune Cem Müzekker Salim ismin merfu haliydi. Ama burada Benine demesinden meful olduğunu anlıyoruz. Oğulları ona uydurdular. Allah'ın oğlu falan gibi böyle Allah'ın kızı gibi işte melekleri öyle dediler. Benine, e, Cem Zekersal Müslüman Subaliyah ile geldi. Vav atıf harfi benatin cemi müennes salmiş mansup hali olan e, kesra ile geldi. Bi harfi cer gayri mecrur isim aynı zamanda muzaf ilmin muzafı e, muzafirle olduğu için mecrur. Subhanehu arkadaşlar mahsus fiilinin mefhulu mutlak. Subhane hani şükran diyoruz ya teşekkür ederim gibi. Subhane e, demek de Allah her türlü hani münezzehtir demek. Ona bulaşan her türlü şeyden e, uzaktır. E, her türlü kusurdan, uydurmalardan e, uzaktır. E, üsebbihu e, manasında hani mahsus fiili sebbaha kısa nasıl şekere yeşkürü şükran sebbaha yusebbu subhanda mastardan e, dolayı mefhul mutlak e, hani tesbihan da denmiş e, bazı fiillerin zaten iki tane mastarı da olabiliyor Sübhane şey, e, husta muzafın leh kabul ediliyor. atıf harfi teala mazi fiil amma an artı ma an harfi cer ma'sı da vasıflamalarından e, dolayı da diyen olmuş. Mastar harfi ma veya ismi mevsul de diyen olmuş. Eğer ismi mevsul olarak vasıfladıkları şeylerden e, dersek burası sıla olur. Muzari fiil cümlesi vasıfe yasıfı misal fiil değil mi? Buradaki Evet son artık arkadaşlar bitiriyoruz. Ee, Bediü's-Semavati Vel Art Göklerin ve yerin e, bedisi yani yoktan, icatsız e, kimsenin örneğine bakarak e, herhangi bir kaynaktan değil, yoktan yaratan bedi ismi Cenab-ı Hakk'ın. Arkadaşlar Bediü's-Semavati Vel Art Göklerin ve yerin yani burada Hüve Mahsus Müktedası'nın e, haberi. E, yaratandır. E, Bediü muzaf, es-semavati olduğu için e, mecrur. Bavat var, el ardı semavatiye matuf, enna yekunu. Bak enna hal, yani soru ismi olduğu için keyfeye de hal deniliyor, enna da hal deniliyor. Enna yekunu nasıl olur? Lehu onun veledün bir çocuğu olur. Velem tekün lehu sahibetün. Onun bakın bayan bir eşi, sahibetün müennes gelmiş. Bir eşi onun olmadığı halde buradaki hal nasıl onun bir çocuğu olur? Şimdi ne kadar güzel bir cevap değil mi? Yani o zaman onun tanrı olan bir bayan eşi de var demek istiyor. Onun çocuğu olur demek, oğlu demek çocuğu olması yani biz neden çocuk istiyoruz işte yerimize geçecek birine ihtiyaç duyuyoruz e bu bizim gibi geçici zayıf varlıkların bir beklentisi yani e Allah ise yoktan var eden kimseye muhtaç değil e bir eşi de olmadığı için çocuğu da olması mümkündür haşa ne büyük bir iftira Allah'a tektir benzersizdir yani evlilik olmadan da e, çocuğu olması düşünülemez değil mi? Yani e, hep he, yaratılmış bir varlığı hepimiz e, ama yaratıcının ortağı olmaz. Evet e, Allah'ın ilmiyle çelişir bunlar hepsi kuruntu ve zandır e, İşte bak ne oluyor e, Deizme ateizme bakın Kur'an çok e, bir hidayet vesilesidir yani. Allah eşi olmadan da her şeyi yaratabileceğini e, ortaya koyuyor, tevhide vurgu yapıyor. Evet, e, Rab, son bitiriyoruz arkadaşlar. Gayret edelim. Enna e, dedikal soru ismi Yekûn-u Muzarifil Nasih. Tabi ki hani ne ismi haberi diyorduk ya. E, Yekûn'un arkasından harfi cerle başlayınca ne oluyordu? Mukaddem yani öne geçmiş haber. Lahu Kânenin mukaddem haberi şipi cümle car mevcudan oluşan e, e, kendinin haberi mansup olur. O zaman şipi cümle mahallen mansup ve ledünde kânenin e, ismi e, olduğu için böyle muahhar sonraya kalmış ismi olduğu için merfu. Vav hal vavu burada bak şimdi hal olunca nasıl tercüme ediyoruz? Velem tekün lahu onun olmadığı halde e, diyoruz lem nefi ve cezim yapan harf e, tekunu idi ama lem bunun sonu cezim yaptı e, uzatmadan sonra cezim gelince aradaki uzatma düşer onun için tekun değildi tekün oldu bu e, muzari fiil yine e, gene tekünden sonra neyle başladı harfi cerle o zaman kânenin öne geçmiş mukaddem haberi yani şipi cümle car mecrure ne diyorduk şipi cümle diyorduk ee, burası e, mukaddem haberi oldu. Mansu, mahallen mansup. Şimdi cümle sahibetünde kendinin ismi ne oluyordu? Kendinin ismi, harekesi merfu oluyordu değil mi? işte burada da merfu olarak geldi. Ee, isim ve haber arasında uyum olduğu için burası yekün değil de tekün oldu. Yani lehu Allah'a gidiyor. Onun olmadığı halde neyi olmadığı halde sahibetün, kendinin İsmiyle haberi haber arasında uyum olur. Onun için Lem Tekün dedi. Ve halaka külle şeyin ve her şeyi e, yarattı yaratan odur. Yani şöyle de bağlanabilir. E, onun herhangi bir hanımı olmadığı halde nasıl çocuğu olur? E, o her şeyi yarattığı halde e, onun nasıl çocuğu olur? Halaka her şeyi o yarattı alaka mazi fi'l külle meful olduğu için mansub aynı zamanda muzaf şeyin muzafun leh olduğu için mecrur ve hüve bi külli şeyin alim ve o e, her şeyi çok iyi bilendir O at harfi hüve mübteda mufasıl zamir e, ayrı zamir mahallen merfu bi harfi cer külli mecrur isim aynı zamanda muzaf şeyin muzafun leh ve mecrur e, Alim'in de haber hüve müptedasının haberi olduğu için e, Merfu aslında tabi bu vüküllü şeyin alimle bağlantılı Çünkü hüküm koyan kısım burası Hani hüve alimin vüküllü şey Her şeyi e, bilendir Vurgu için böyle öne Geliyor Sadakallahül azim Çok değerli arkadaşlar bir sonraki derste Tekrar buluşmak üzere Bu dersleri yayınız e, Çalışınız arkadaşlar Çalışalım hep beraber Biz ömür boyu Kur'an'ın talebesiyiz Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar efendim.